Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayva tatlısı tarifi paylaşacağım. Benim en sevdiğim meyveli tatlılardan biridir. Şimdi burada 4 adet büyük boy ayvam var. İlk öncelikle ayvalarımı soymak ile başlıyorum. Kesinlikle ayvalarınızın büyük olması gerekiyor. Zaten ayvalar pişerken küçüleceği için büyük olursa piştikten sonra da büyüklüğü gayet normal olur. Kabuklarını da kesinlikle çöpe atmıyoruz. Pişirirken ayvalarımızın altına koyacağız. Evet, ilk ayvamı soydum. Daha sonra bir bıçak ile ortadan ikiye ayırıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi ortadan ayırdım. Daha sonra şu kenarlarını da yine bir bıçak yardımıyla temizliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı ile de ayvanın ortasındaki çekirdek kısmını çıkartıyorum. Tamamen o sert kısımlarının çıkmasını sağlıyorum. Ve bir kaba biraz su koyup yarım tane de limonun suyunu sıkıyorum. Ve temizlediğim ayvalarımı suya koyuyorum. Bu şekilde de kararmasını engelliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi ayvanın yuvarlak bir şekilde çekirdeğini çıkarttım. Ve altta kalan o sert kısmını da biraz daha temizledim. Bu şekilde yine bunu da limonlu suya koyuyorum kararmaması için. Gördüğünüz gibi tamamen temiz oldu. Ayrıca çıkardığım çekirdeklere de kesinlikle çöpe atmıyorum. Bu şekilde çekirdeklerini çıkartıyorum. Daha sonra çekirdeklerini tatlımı pişirirken içerisine koyacağım. Bildiğiniz üzere ayva çekirdeği tatlıya yoğun bir kıvam, jöle gibi bir kıvamı veriyor. Bu şekilde bütün çekirdekleri de temizliyorum. Ayvalarımı temizledim. Çekirdeklerini çıkarttım. Şimdi ortalarını doldurmak için yarım tane ayvanın rendesi, bir tane de küçük ekşi elmanın rendesini kullanıyorum. İkisini güzelce rendeliyorum. Pişerken bunları ortalarına koyacağım. Şimdi şöyle genişçe bir tencere kullanıyorum. İlk önce alta ayva kabuklarımı diziyorum. Şöyle her yere gelecek şekilde kabukları döküyorum. Daha sonra da üzerlerine çekirdeklerimi gelişi güzel yine her yere gelecek şekilde döküyorum. Ve de ayvalarımı dizmeye başlıyorum. Toplamda 8 tane ayvam var. Hepsini bu şekilde diziyorum. Şimdi rendelediğim ayva ile elmayı şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra da ayvalarımın ortasına her birine birer 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde dolduruyorum. Ayvalarımın üzerine şekerini dökmeden önce burada 2,5 su bardağı suyum var ve de lohusa şekerim var. Lohusa şekeri ayvaların daha güzel bir renk almasını sağlıyor. Bunu suyumun içine ekliyorum ve hafifçe karıştırıyorum. Hem doğal, hiçbir zarar yok, hem de ayvaların daha güzel renk almasını sağlıyor. Aktarlarda bulabilirsiniz ya da istiyorsanız hibiskus veya kızılcık şekeri de kullanabilirsiniz. Yine onlar da aktarlarda satılıyor. Şimdi her yarım ayvamın üzerine silme olacak şekilde 2 kaşık şeker ekliyorum. Daha sonra hazırladığım suyumu şu şekilde ilk önce içerisindeki lohusa şekerlerini kenarlara koyuyorum. Ve suyumu da şöyle azar azar ilk önce ayvalarımın üzerine, sonra hepsini tencereye döküyorum. Ayva tatlımı artık ocağa aldım. Büyük ocakta orta ateşte kaynaması için bekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve tatlımı kaynamaya bırakıyorum.
tatlım kaynamaya başladı. Şu şekilde göstereyim. Şimdi altını kısıyorum ve bu şekilde kısık ateşte kapağını kapatıp kaynamaya devam etmesini sağlıyorum. Kaynadıktan yarım saat sonra bu şekilde şöyle bir kaşık yardımı ile suyundan ayvalarımın üzerlerine birer ikişer kaşık olacak şekilde döküyorum. Ayvalarım kaynayalı bir saat oldu. Bakın rengi gayet güzel değişmeye başladı. Şu şekilde yine ayvalarıma kesinlikle zarar vermeden kenardan yine suyundan üzerine döküyorum. Evet, 1,5 saat sonra da bu şekilde şöyle size de suyunun kıvamını da göstereyim. Bir yarım saat daha sonra kaynayıp ocağımın altını kapatıyorum. Ayva tatlım toplamda 2 saat içerisinde pişiyor. En son 2 saat olduğunda yine kaşık yardımıyla şerbetinden aldığımızda son damlanın hafifçe kaşıkta kalması gerekiyor ve kapağını kapatıp piştikten sonra yaklaşık 20-25 dakika biraz soğuması için dinlendiriyorum ve de servis tabağıma alıyorum. Servis tabağıma aldığım ayva tatlılarımın üzerine şerbetinden yine 1-2 kaşık döküyorum. Ayvalarımın üzerine ben kaymak koyuyorum. İstiyorsanız krem şanti de koyabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Ve en son olarak da üzerine toz Antep fıstığı ile süslüyorum. Ve artık ayva tatlılarım hazır. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Özellikle meyveli tatlıları seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.